Şimdi sırada Toros Dağları'nın eteklerinde çobanlık yapan Mustafa Cengiz'in hikayesi var. 41 yaşında olan iki çocuk babası Cengiz tam 35 yıldır çobanlık yapıyor. Cengiz bağlamasıyla hem türkü söylüyor hem de dağların yamacında hayvanlarına bakıyor. A Haber ekibinden Mehmet Miras ve Mehmet Anıl Emil'in haberini ekranlara getiriyoruz. Karlar yağdı gönül dağıma, kime ne söyleyeyim, kime ne deyim. Eli bağlamasının telinde, gözü koyunlarında. Yaz ayında gazel gazel düştü bağlara, kime ne söyleyeyim, kime ne deyim. Fatoş geliyor. Fatoş. Geldi Fatoş. Evet, şu anda sütünü sağıyoruz değil mi efendim? Sütünü sağıyoruz. Aynı zamanda da yemini yiyor. Evet, aynı zamanda yemini yiyor. Bu yem olmasa da gelmezler, o da ayrı bir şey. Fatoş kaç kilo süt veriyor? 2 kilo civarı falan verir. Maşallah, bayağı verimli. Evet. Toros Dağları'nın eteklerinde teknolojiden uzak bir hayat sürüyor. Doğayla iç içesin, o güzelliği çok. İnsanlardan uzaksın, kafan rahat, evet. Tertemiz havadasın, o güzelliği çok, onu çok seviyorum. ...41 yaşındaki Mustafa Cengiz, yörük kültürünün son temsilcilerinden. Mayıs 10-15 gibi artık yörükler yaylasına çıkar. Ne zaman döneriz efendim? Kasım gibi falan geri döneriz. Yayladan buraya ineriz yani. Yani babadan oğula bu meslek devam edecek. Evet, aynen devam ediyor. İki çocuk babası Cengiz, Mersin'in Torosları ilçesine bağlı Arslan Köyü'nde yaşıyor. Cengiz 35 yıldır çobanlık yapıyor. Ceylan, Ceylan! Ceylan. Kaç yıldır çobanız? Ben 41 yaşındayım. Yaklaşık 30 yıldır falan çobanım yani. Evet, dağlarda. Dağlarda geziyorsun. Evet. Ailece. Evet, ailece. Atadan gelen bir meslek. Baba mesleği. Dedemizden, atadan, öteden, babamızdan gelen, bize kalan bir meslek. Yere gidem dedim. Peki Mustafa abi, yani çobanlığın en zor yanları nedir? Köpeklerimiz var, kangal köpeklerimiz var. Onlar bizi koruyor. Aynı zamanda hayvanı da koruyorlar. Devamlı hayvandan ayrılmıyorlar. Tamam işte, geldim. Hepsinin ayrı ayrı isimleri var. Ayşe var, Fatoş var ve birçok isimleri çağırarak o küçük baş hayvanlar burada Mustafa Cengiz'in sesiyle gelerek yemini yiyor. Küçüklükten böyle yavruladığı zaman, kendimiz büyüttüğümüz için, devamlı içerisinde olduğumuz için o yüzden hepsine ayrı ayrı isim takmışız ki sağarken çağırdığın zaman, buraya oturduğun zaman hepsi gelirler yani. Çık çık! Çık çık! Çık çık! Çık çık! Peki sabah kalkıyoruz, bunları ahırdan alıyoruz, ondan sonra dağların yamaçlarına ve yeşil ovalara bırakıyoruz. Evet, saat 6'da giderim, 12'de falan gelirim. İşte burada bir yemek yeriz, hayvanların işte sağlayacak olanlar var, küçük yavruların yemişmesi var, emziriyoruz onları işte. O şekilde tekrardan bırakıp hayatımıza devam ediyoruz. ...35 yıldır Torosların eteklerinde çobanlık yapan Mustafa Cengiz'in hayatta iki şeye önem veriyor.
Birinci planda eşi ve çocukları, ikinci planda ise bu canlılara, bu küçük baş hayvanlara çok önem veriyor. Ama her mesleğin zorluğu var. Evet. Ki siz de bu mesleği çok severek yapıyorsunuz. Aynen, ben severek yapıyorum bunu. Ama çocuklarıma diyorum ki siz okuyun, memur olun, doktor olun, hakim olun, savcı olun, asker olun. Kime ne söyleyeyim, kime ne diyeyim? Yaz ayında gazel gazel düştü bağlara. Kime ne söyleyeyim, kime ne diyeyim? Mustafa Cengiz'in çobanlığın yanında bir sanatçı kişiliği de var. Ve o sazının telleriyle Torosların eteklerinde küçükbaş hayvanlarını otlatırken beste yapıyor. Yaz ayında gazel gazel düştü bağlara. Kime ne söyleyeyim, kime ne diyeyim? Kendim beste yapıyorum, saz çalıyorum, albüm çıkarmaya çalışıyorum. Mesela 5 tane şarkı yaptım. Sözü müziği kendime ait. Bu şekilde bunları da televizyonlarda, radyolarda yayınlatmaya başladım. Bütün dijital platformlarda şu anda yayınlanıyor. Gürledi bulutlar, yağmadı yağmur. Gözlerim yaşlı da yollarım çamur.